Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Olcay Akbaba Dolma Bahçeden mutlu akşamlar dileyelim. Saatler 19'u gösterdiğinde Beşiktaş renk taşı altayı konuk edecek. Dolma Bahçede bir hava olduğunu söyleyelim. Hani itibariyle 17-18 derecelik bir hava sıcaklığı var ki son zamanlarda çok fazla e, alışık olmadığımız bir e, hava sıcaklığı olduğunu altını çizelim. Beşiktaş'ta ve bu maç öncesinde eksik futbolcular var. Bunlardan bahsedeceğiz ki gerçekten takım adına oldukça önemli isimler Altay'a karşı forma giyemeyecek. Kaleci Mert ve Enkudu'nun uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Onun dışında sağ bekte Valentin Rozier, sol bekte Rıdvan Yılmaz sakatlıkları sebebiyle yok. Mirelen Piyaniç, Oğuzhan Özyakup, Kaylar'ın sakatlıkları olan futbolcular... Michi şu de cezası sebebiyle oynayamayacak olan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup'un da Sakatlığının devam ettiğini belirtelim. Bu eksikler ışığında siyah beyazlar ay karşısına e, çıkacak. Beşiktaş son 3 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Önder Karaveli ve öğrencileri bu akşam kazanarak kendi seyircisi önünde çıkışa geçebilmenin yollarını arayacak. Peki bu eksikler ışığında siyah beyazların muhtemel kadrosu ne şekilde oluşacak? 4-2-3-1 sisteminde kalede Ersin savunmanın sağında Kerem, solunda Umut, stoperde Wellington Vida ikilisi. Onların önündeki ikili Necip ve Josef, sağ kanatta Gezal, sol kanatta Kenan, ortada Alex, ileride de Güven Yalçın 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Siyah beyazların ama dün yapılan son taktik antrenmanda zaman zaman Francisco Montero'nun da 11'de denendiğinin altını e, çizelim ve e, geçelim. Misafir takım Altay'a Altay'da da Mustafa Deniz döneminde kötü giden bir girişat vardı. Ardından Mert Nobre göreve geldi. Takımda çok şey değişmedi. Son olarak Serkan Özbalta yine ekibin içerisinde olan bir isim. Takımın başında ve son iki maçta 4 puan almayı başardı. İzmir temsilcisi bu maç öncesinde 3 futbolcuları eksik. Ake, Tiam sakatlıkları sebebiyle yok. Murat Akçan'ın da cezalı olduğunun altını çizelim. Peki Altay'ın muhtemel kadrosu ne şekilde 4-3 sisteminde Karadeniz savunmanın sağında Cebrail solunda Özgür Stoper'de İbrahim ve Buyor Kander e, ikilisi onların önündeki üçlü Zeki Tikanyo ve Rodríguez sağ kanatta Kapel sol kanatta Kazımcı'nın de Deniz 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Altay'ın an itibariyle satılan bilet sayısının 7500 civarı olduğunu belirttiğimiz sponsor biletlerle birlikte yaklaşık 10 bin kadar taraftarın bu akşam Vodafone Park'ta her takımın seyredeceğinin altını çizelim. An itibariyle Dolma Bahçeli'ye hem tünel tarafı hem de diğer tarafa yeni çıkışlar e, emniyet güçleri tarafından kapatılmış durumda. Yavaş yavaş buradaki trafikte yoğunlaşmaya başladı. Dolma Bahçeli'de detaylar bu şekilde biz kameraman arkadaşım Taşkın Taşkan'la birlikte detayları takip edeceğiz diyelim ve olacak baba sözü sana bırakalım. Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi. Düzenlediği basın toplantısında genç ağırlıklı kadro ile yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Nuh Çebi, takıma birkaç deneyimli oyuncuyu katmak istiyor. Planlamada ise maaşları yüksek bulunan eldeki oyuncuları göndererek maliyetleri düşürmek. Ardından ise deneyimli birkaç oyuncuyu kadroya katıp gençler ile harmanlanmış bir takım oluşturmak. Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirlemeye çalışıyor. Hedef üçüncü kez dönme ihtimali olan Abubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Abubakar'ın da geri dönme noktasında istekli olduğu belirtildi. Dünya yıldızı piyan için beklentilerin aşağısında performans göstermesi, gündeme Talişka isminin gelmesine neden oldu. Yönetim Talişka için de masaya oturmuş durumda uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak. Kartal Gusung Cho'yu transfer etmek istiyor. Sport Oto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gusung Cho'yu yakın takibe aldı. Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88 lig yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için oldukça olumlu bir rapor hazırladı. Komite İzlanda maçında forvet oynayıp gol atan, Moldova karşısında ise çift forvette başarılı olan Cheone, Kore ligindeki maçlarının Vyskut üzerinden izlemesini yaptı. Kore'de Veonbuk Hyundai ekibinde forma giyen futbolcu için yönetimin sezon sonu gelmeden girişimde bulunması bekleniyor. Lerin gibi sol kanat forvet özelliği olan futbolcunun da Beşiktaş'a transferine sıcak bakabileceği belirtildi. 2013 yılından bu yana Güney Kore'de profesyonel olarak forma giyen genç oyuncu ülke dışına henüz çıkmadı. Düğmeye basıldı. İşte Beşiktaş'ın Miki Batshuayi teklifi. Siyah beyazlılar Miki Batshuayi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın gelecek sezonda da kadroda düşündüğü Belçikalı forvet için Chelsea'den iyi haber geldi. İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun bonservisi konusunda siyah beyazlı kulübe her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Beşiktaş'tan öncelikle kendileriyle bir yıllık sözleşmesi devam eden Belçikalı oyuncuyu ikna etmelerini istedi. Hali hazırda 3.1 milyon euro kazanan Batshuayi'ye Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro teklif edecek, ayrıca 3 yıllık anlaşma sunulacak. Eğer Belçikalı oyuncu bu rakamı kabul ederse, Chelsea ile temas kurulacak. İngiliz kulübüne 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bir transfer teklifi verilecek. Beşiktaş'ın amacı 3 yıllık süreç içinde Batshuayi operasyonunu 12 milyon euro civarında bir rakam bitirmek. Beşiktaş, Batman'ın bon servisini almayı başarırsa, ikinci yılının sonunda körfez ülkelerinden bir takıma 7, 8 milyon euro civarında bir rakama bon servisiyle beraber satılması planlar içinde yer alıyor. Niki Batshuayi'nin daha önce İstanbul'da mutlu olduğunu söylemesi ve Beşiktaş'ta devam etmek istemesi avantaj olarak öne çıkmıştı. Beşiktaş'tan Enes Salih için yeni teklif 600 bin euro. Beşiktaş, Hacı'nın yönetimindeki Konstanta takımında oynayan 16 yaşındaki genç yetenek Enes Salih için bir kez daha girişimde bulundu. Siyah beyazlılar Enes Salih'i transfer etmek için 500 bin euroluk teklifini 6-100 bin euroya yükseltirken, Konstanta yönetiminin Salih için 1 milyon euro istediği belirtildi. Alex Teixeira'ya Çin kancası Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlıların sambacı yıldızını Çin liginden bir takımın istediği iddia edildi. Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş yönetiminin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon euro maaş ödüyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü Viangsu Saning 2016 yılında 50 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. Bu arada bazı yöneticilerin ise Alex Teixeira'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezonda yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Sambacı, yıldız takımına 4 gollük katkı sağladı. Beşiktaş'tan 3 yerliye yeni sözleşme. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili politikasını netleştirdi. Kayıllerin ve Güven Yalçın ile daha önce görüşüp tekliflerini bildiren Siyah Beyazlılar, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakuk'la da önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Gökhan, Mehmet ve Oğuzhan, önerilen rakamları kabul ederlerse kalacaklar. Bu oyuncuların menakerleriyle ön görüşme yapıp sözleşme yenilemek istediklerini bildiren Siyah Beyazlılar, önümüzdeki günlerde para konusunu konuşmak için yeniden bir araya gelecek teklif edilecek miktarları belirleyen yönetim rakamlarda artırıma gitmeyi düşünmüyor.